Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Rusya ve Ukrayna resmen anlaştı, gemiler yola çıktı. Kıymetli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığından tahıl koridoru açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığımız tahıl koridoruyla ilgili açıklamalar yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen müşterek koordinasyon merkezinde çalışmalar halen devam ediyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordinede devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Türkiye tüm dünyada hiçbir ülkenin üstlenemediği arabuluculuk ve ülkeler arasında barış, müzakere ve arabuluculuk rolüne devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 aya yaklaşık bir süredir her geçen gün şiddetini artırarak devam etmekte. Türkiye ise Rusya ile arasındaki diplomatik ilişkilerine devam ediyor. Ukrayna ile de arasındaki diplomatik ilişkilerine devam ederken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce son bulması ve masum sivillerin canlarının yanmaması için iki ülke arasında arabuluculuk rolüne devam ediyor. Amerika, İngiltere, Almanya sadece Rusya'yı kışkırtmaktan başka hiçbir şey yapmazken, Türkiye iki ülkeyle de masaya oturup iki ülke arasında barışın, müzakerenin ve diyaloğun sağlanması yönünde mükemmel adımlar atıyor. Ve dünya basınında Türkiye'nin Batı ülkelerinden hiçbirinin başaramadığı, diyaloğun, barışın öngörüsünü yapan Türkiye gibi hiçbir ülkenin olmadığı manşetleri atıyor. Bir taraftan Suriye ve Irak'taki teröristlerle uğraşırken, bir taraftan Yunanistan'ın provokasyonlarıyla uğraşan Türkiye, bir taraftan da dünya gündeminde Rusya-Ukrayna savaşında müdahil olmaya devam ediyor.